TVK ya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili YouTube TVK ailesi, hepinize merhabalar. Bir Selçuk Kaya ile Birebir programına daha hoş geldiniz. Tabii ki tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle evdeyiz, evde kalıyoruz. Devletimizin çağrılarına uyuyoruz ve biz de yayınlarımıza evden devam ediyoruz. Bugün de konuğum Samsun Spor'un önemli isimlerinden. 3,5 sezondur, neredeyse 4 yıldır Samsun Spor'da forma giyen Erkam Reşmen oldu. Erkam, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ ol abi, işte iyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Evet, biz de aynı. Yani bir şekilde biz de ayakta durmaya çalışıyoruz ama tabii her geçen gün bu salgın biraz daha artınca canımız yanıyor. Her gün rakamlar artıyor. İşte sonuçta bir rakam ama orada her rakam aslında bir insan olması insanın içini iyice acıtıyor. İnşallah bir an önce biter bu bela da, bu illet de. İnşallah. Normale döneriz. İnşallah. Evet, sen de Samsun'dasın. Haliyle bugünler evinde geçiyor ailenle birlikte. Nasıl geçiyor bugünlerin? Biraz bununla başlayalım istiyorsan. Olur abi. Yani evdeyiz işte. Arada itmana gidip geliyorduk şu yasaktan önce. Evet. Yani itmansız kalmamaya çalışıyoruz. Bir şekilde işte kendi başımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımızın verdiği programlar var her gün hafta. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ama genelde evdeyiz doğal olarak. Evet. Evden dışarı çıkmaya da çok yani korkuyoruz aslında. Evde yani de korkuyorsun herhalde bireysel olarak. Yani tesis de genelde yapmaya çalışıyorum abi. Yani günlük genelde gitmeye çalışıyorum. İşte 1-2 saat. Zaten orası da şey yani sıkıntı yok. Herkes tek tek gitmeye çalışıyor. Beraber olmamaya çalışıyoruz. Evet. O yüzden orası da, orada da sıkıntı yok. Ama evde olduğumuz sürece de işte yani şükrediyoruz. Hastalık bize bulaşmadı. Ailemiz iyi. Evet. Yani biraz da bunlar da var yani. Tanemle, kızımla oynamaya çalışıyorum genelde. Allah bağışlasın. Vaktimin, amin abi. Vaktimin genelde büyük bölümünü ona ayırıyorum. Evet. Evdeki işlere yardım etmeye çalışıyorum. Yani bir şekilde burada kendi aramızda işte mutlu olmaya çalışıyoruz. İşte bazı şeyleri unutmaya çalışıyoruz. Birkaç tane görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Onlarla görüşmeye çalışıyoruz ama şey hani dikkat ederek, her şeye dikkat ederek. Aa, sonra önlemleri alarak insanlar, yani. İnsanlar birbiriyle görüşmeye korkar oldu işte. Kesinlikle. Yani bunlara rağmen ama ne yapalım işte, bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah da bir an önce kurtulur. Gerçekten normal hayatlarımızı özledik. Öyle abi. Ama gene de dediğim gibi çok şükretmemiz gereken çok konu var. O yüzden bulaşmadığı için çok şanslıyız. İnşallah bundan sonra da en kısa sürede insanlarımız, tüm dünyadaki insanlar daha az bir şekilde vefat ederek bu şekilde biter yani. İnşallah öyle olur. Tabii sizin için biraz da şöyle zor diyebilir miyiz? Sürekli seyahat, yolculuk, kamp, işte oteller, bu hareketlilikten şu anda işte evde tamam, ailenizle, sevdiklerinizlesiniz, ayrı bir durum ama bir de bu duruma adapte olmakta da biraz zorlandın mı? Yani zor oldu abi, aynen. Yani arkadaşlarımızla vakit geçirmek de bizim için güzeldi, takımdaki. Yani sonuçta burada da bir ailemiz var ama orası da bizim bir ailemiz. Evet. Yani o aile, o aileyle olan vakti, değeri özlüyorsunuz tabii ki. Yani çok özlüyorsunuz. Zor oluyor ama gene konuşuyoruz, ediyoruz, yazışıyoruz ama tabii ki yerini tutmuyor ama bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz yani. Ama zor oldu. Yani çok zor oldu. Kesinlikle. Şimdi arkadan da sesi geliyor Tanem'in. Biraz onunla ilgili bir soru sorayım. Şimdi Samsun Spor'un yeri senin için şu açıdan da çok ayrıdır, çok farklıdır. Samsun Spor'da oynarken baba oldun. Kızın Samsun'da dünyaya geldi. Bu anlamda neler söylersin? Bu nasıl bir his, babalık nasıl gidiyor diyelim? Ya babalık hani böyle anlatılamıyor yani abi. İnanılmaz bir duygu. Bana da soruyorlar. Yani, ben de aynı şekilde düşünüyorum yani. Evet, çok yani, anlatılacak bir şey değil. Çok farklı bir şey yaniymiş yani abi. Hani sadece sanki o varmış gibi, her şeyden önce o varmış gibi oluyor.
Yani tabii ki eşin de bu konuda hani onunla kıyaslanmayacak bir şey yani. Evet. Eşle evlat apayrı bir şey. Çok güzel. Burada doğması ayrı bir güzel tabii abi. Yani onun böyle sabah baba diyerek uyanması her şeyi unutturuyor insana. Dünyalara Allah, bence. Aynen aynen abi. Allah işte yani büyüdüklerini görmeyin bize de nasip etsin inşallah. Amin. Amin inşallah. Benim kızla da aralarında herhalde 5-6 ay falan var. Bizimki abi 2 yaşında, 2 aylık falan işte. Bizimki de 30-31. Ayında falan. Yani 5-6 ay falan var aralarında. Ben şöyle sorayım, bir soru daha sorayım bununla ilgili sana. Şimdi aklıma geldi. Ben hani kızımın bezini bile değiştiriyorum. Yani her şeyini yapıyorum. Adem'in her şeyini ilgilenir misin sen de? Abi ben de her şeyini yapıyorum ama bez değiştirmeyi çok beceremiyorum. Ama yaparım normalde ama beceremediğim için. Birkaç defa denedim. Olmadı. Bayağı o şeyi yapamadım. Yani evet. Her şeyi yaparım ama genelde. Yani yardım ederim ve çok keyifli oluyor. Yani onunla bir şeyler yapmak çok keyifli oluyor. Evet. Sadece fazla uyutamıyorum çünkü beni istemiyor uyurken. Bizde de bende daha rahat uyuyor çünkü... Eşim çalışıyor. Gündüz ben evden çalıştığım için bana alıştı. Ben de daha rahat uyuyor o anlamda. Ben babacığım bugün de benle yat falan diyorum. Baba git diye kovuyor beni odadan. Ama normalde şeyizdir yani. Hani normalde öğlen ve akşamları hani benle daha çok oyun oynamak ister. Ama yatma konusuna gelince beni git diyor bu ara. Öyle yani. Neyse Allah bağışlasın cümlesi. Amin abi seninki de. Diyelim. Biraz da artık yavaş yavaş futbola dönelim. Ligler... Malum ertelenmiş durumda. Neyin ne olacağı belli değil ama bazı ufak gelişmeler var bizleri sevindiren. En azından şunu görüyoruz ki işte liglerin yok sayılması gibi bir durum olmayacak. Bu virüsten kurtulduğumuz andan itibaren önce kalan sezon tamamlanacak, ardından yeni sezona geçilecek. Bu en azından bizleri rahatlatan bir durum. Sen liglerin bu durumuyla ilgili neler söylersin? Ya 28 hafta oynandık herhalde değil mi abi? Evet, 6 haftamız kaldı bizim. Ben... 28 hafta oynanmış bir ligi ertelemek veya iptal etmek çok doğru bir karar olmaz yani. Hı hı. Sonuçta ya bu kadar insanın emeği, parası var yani. Evet tabii ki sağlık daha önemli ama bunun çözümü bence liglerin iptal olması veya şey yapılması değil. İnşallah bu olay bittikten sonra kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum. Hı hı. Yani öyle de olması lazım. Evet. Yani bizim işte bir hayalimiz vardı. 25 Nisan Cumhuriyet Meydanı. Bunu biraz ertelemiş olduk. Ama o hayalimiz hala devam ediyor. İnşallah bir an önce bu olaylar bitip bir an önce biz de sahalara tekrar geri dönüp o kupayı kaldırmak istiyoruz. İnşallah. Çok yaklaştık. Ama bir engel çıktı önümüze. Yapacak bir şey yok. O engeli de aşacağız inşallah tüm dünya olarak, tüm Türkiye olarak. Yani başka söylemek istedim. Bu kadar abi. Şunu sorayım, Atabey'le yaptığım röportajda ona da sormuştum. Tamam bir şekilde bireysel şu bu çalışıyorsunuz ama bu takım antrenmanının yerine tutma şansı yok. Şu anda tamam başlıyoruz desek ne zamana hazır olursunuz? Ya dediğim gibi abi yani takımla yaptığım antrenman tabii ki bireysel ifade etmez ama hiç olmazsa kendimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Yani takımla idmanlara başlayacağımız zaman en kısa sürede hazır olmuş şekilde olmamız lazım. Yani ben 2 haftada falan böyle Ertuğrul Hoca'nın da idmanlarıyla beraber yani hazır olmuş evet %100 olamayız ama yapacak bir şey yok. Şu anda da %100'lüğü kimse beklemez zaten. Bir an önce işte en kısa sürede maçları oynamayı ister herkes. Evet. Diğer takımlarda da aynı şey geçerli bu. Yani işte Haziran'ın başına başlayıp Haziran'ın sonunda maç oynamak yani en kötü bir ay olması lazım ama biz bunu düşürebiliriz daha da geriye. Yani işte atıyorum 2 haftaya çekebiliriz. Hadi 3 haftaya. Yani bir ay en kötü bir ay olması lazım dediğim gibi ama hani bunu biraz daha o süreyi kısaltabiliriz yani. Biraz daha elimizden geldiğince fedakarlık yaparak hem en kısa sürede hazır olmaya çalışacağız. Yani bence 2 hafta falan yeterli olur diye düşünüyorum yani. Anladım. 2 hafta, 3 hafta. 2-3 hafta diyorsun sen de. Evet, yani başka yapacağım bir şey yok abi. Bu şartlar şu anda bunu... Tabii bir şekilde oynayacağız bu ligleri. Hedefimize ulaşmak için. Her ne kadar tamam 10 puan öndeyiz ama lig bitmedi. Tabii ki bitmedi.
kalan maçları da oynayıp şampiyonluk kupasını geç de olsa biz, kaldırırız. Bizim takım en kısa sürede hazır olur ve en kaldığı yerden de devam eder. Zaten herkes özlemiş bir şekilde olup geleceği için. Evet. Öyle de devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Şöyle bir senin de kariyerine bakıyorum. Hem oynadığın kulüpleri bilmeyen izleyicilerimiz için de bir hatırlatmış olalım. Antalya Spor, Beşiktaş, Çorum Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu, 1922 Konya, Kayseri Spor ve son olarak da yaklaşık 3,5 yıldır Samsun Spor'da oynuyorsun. 2016-2017 sezonunun devre arasında gelmişsin. Tam 3,5 sezon oldu. Bu kariyerin için bir dönüm noktası diyebileceğin, böyle aklında kalmış flaş bir durum var mı? Bunu da konuştuktan sonra da Samsun Spor bölümüne geçeriz artık yavaş yavaş. Yani çok fazla var aslında ama yani en benim için en büyük olanı 1922 Konyaspor'da kadro dışı kalmıştım. Son 2 ay kala falan kadro dışı kalmıştım. Evet. Ondan sonraki süreçte bir de oynamamıştım çok fazla. Takım başarısız gitti diye ben de kiralık olduğum için beni kadro dışı bırakmışlardı. Ondan sonraki süreçte zor bir sürece girecektim. Yani oynamamışsın, kadro dışı kalmışsın, seneye ne olacak, ne bitecek bir soru işareti vardı. O sene tekrar ben Galatasaray'da bir sene oynamıştım. Ondan sonra Bolu'ya gitmiştim devre arası, kiralık tekrar öteki sezon. Ondan sonra devre arası Konya'ya gitmiştim. Ondan sonra işte dediğim gibi bu olaylar oldu. Kadro dışı kaldım, ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünürken Galatasaray'ın beni tekrar alması ve tekrardan PTT birincilikle başlamam ve orada üst üste 4 sene daha kalmam benim için bir dönüm noktası olmuş olabilir. Çünkü eğer Galatasaray olmasaydı daha farklı yerlerde olabilirdim. Yani daha ikinci ligde de devam edebilirdim. Takım bulmam zor olabilirdi. Benim için yani kariyerime bir başlangıcı olmasının Galatasaray için yani önemli bir rolü vardır o kulübün beni tekrar geri alması. Başka mesela unutamadığım bir sezon vardır. O da ligde kaldığımız sezon. Aynen ilk geldiğim o çok güzel bir sezondu yani. Evet. Hatta bak şöyle bir soru sorayım o zaman sana. Konuyu açtın. Aslında sen 2016-2017'de Samsun Spor'a geldin. Aslında her sezonun böyle bir sıkıntısı bir şey var. Mesela geldiğin sezonda averajla ligde kaldık. Evet. Bir sonraki sezon Samsun Spor ilk kez kayyum yönetti Samsun Spor'u. Çok büyük sıkıntılar çektik ve Samsun Spor tarihinde ilk kez ikinci lige düştü. Geçen yıl o kadar yatırıma rağmen lige çıkılamadı. Bu yılda inşallah açık ara farkla şampiyonluğa koşuyoruz. Yani oynadığın her sezonda aslında Samsun Spor'da olağanüstü işler oldu diyebiliriz. Bu pencereden dilersen bir Samsun Spor kariyerini değerlendirebilirsin. Ya ilk geldiğim sezon çok güzel bir ortam vardı burada. Bir de 11 puanımız vardı geldiğimde. Zor bir durumdaydık. Evet. Ama oradaki arkadaşlarımız, işte futbolcu arkadaşlarımızla beraber, hocalarımızla beraber çok güzel bir iş çıkardık. Evet, avarajla kaldık belki ama hani gerçekten güzel oynadık, güzel futbol izlettirdik herkese. Sadece bir iki maç hariç yani diyebilirim. Eskişehir'le Göztepe'ye farklı yenilmiştik. Evet. O maçlar içinde ama gerçekten hani iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Çok güzeldi ya. O duygu maçlardan önceki sonraki duyguları anlatamam yani abisi. Seviniyorduk, yeniyorduk, yendiğimiz için ağlıyorduk. İşte yeniliyorduk, yenildiğimiz için ağlıyorduk. Yani hep böyle bir duygu patlaması vardı. Çok güzeldi. Ki o sezonda ben 4 aylığına gelmiştim sadece. Ondan sonra tekrardan 2 sene daha uzattık. Hani Samsun Spor'u gördükten sonra, böyle bir camia gördükten sonra. Ondan sonraki sene gerçekten biraz yani şanssızlıklarla gitti. Kötü kayyuma kaldık, parasız kaldık. Yani evet. Zor geçti. Bizim için çok zor geçti ama gene de her şeye rağmen ligde kalabilirdik yani. Elimizdeydi her şey. Çok üzüldüm. O sene gerçekten çok yani nasıl diyeyim. Yani evden çıkamadım hatta bu sezon. Evet. Evet yani olmadı. Dikte kalmayı çok istemiştik ama her şeyin hayırlısı diyorlar ya. Yani ondan sonraki ligde kalsaydık bile ne olacağı belli olmayan bir Samsun Spor vardı. Ama küme düşünce çok farklı bir Samsun Spor oldu. Gerçekten
Yani görmediğimiz şeyleri görmeye başladık tüm futbol kariyerimiz boyunca. Gerçekten güzel bir Samsunspor oldu. Güzel bir oluşum oldu ama çıkamadık, olmadı. Playoff'larda elendik. Bu sene de yine aynı başladı aslında. Yine çıkacağız mı, çıkamayacağız mı, ne olacak, ne bitecek, 6 puan gerideyiz derken bir anda 10 puan öne geçtik. Tabii ki bunda hocalarımızın, oyuncuların da çok katkısı var ama Ertuğrul Hoca'nın, tabii ki Ertuğrul Hoca'nın ve ekibinin katkısı yani çok fazladır. Şu anda çok şükür ilk defa bir şampiyonluk yaşamaya çok yakınım. Bir kere playoff finalinde kaybetmiştim. 3 defa da herhalde playofflarda kaybettim. Evet. Ama bu sefer yakınız inşallah. Senin de kariyerin Gerçi olacak yani şampiyonluk. evet, aynen abi. Evet. Gerçi burana da bir korona engeli geldi ama bakalım inşallah onu da Bunun atlatacağım. koronalı şampiyonluk olacak artık. Bunun da böyle hatırlanacak. Böyle unutulmazlar arasına girer bir şey olmaz inşallah. Aynen öyle. Tabii 3,5 sezon ama şöyle bir soru sorayım bak sana. Bakalım hatırlayabilecek misin? 3,5 yılda Samsunspor'da kaç hocayla çalıştın? Bayağı fazla ya abi. Yani Geldiğinde Osman Hoca vardı, Osman Özgür'le. Osman Hoca vardı. Ondan sonra Alpay Hoca geldi sezon başı. Evet. Sonra Engin Hoca geldi. Engin Hoca'dan sonra Besim Hoca geldi. Besim Hoca'dan sonra Taner Hoca'yla çalıştık. Sonra İsmet Hoca'yla çalıştık. Bravo. Bu sezon Sezon başı. neydi abi Buz ya? dağları böyle. Bak öyle hadi. Çalıştık. Yani Ertuğrul Hoca'yla çalıştık. Şimdi Ertuğrul Hoca. Kaç oldu ya? Bayağı bir oldu. Bir de Başkan da çok oldu abi. Ertuğrul Hoca işte. Yani Başkan 1, 2, 3, 4. Ertuğrul Hoca 8. hocam Samsunspor'da. Yani. Başkan da Erkut Başkan'la çalıştık. Kayyum'dan başkan geldi. Evet. Ay Ahmet. başkan geldi. En son Yüksel Bunlar başkan. Dört. böyle. Dört de başkan abi. Evet. Tabii şunu da sormak istiyorum. Bu sezon sonu sözleşmem bitiyor herhalde, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet abi bitiyor. Hani ne düşünüyorsun? Samsunspor'da iç transfer gibi bir şey görüşmeler başladı mı? Bunu da bilmiyorum ben. Böyle bir şey başladı mı? Ne düşünüyorsun? Gelecek sezonla ilgili neler söylersin? Ya şu anda abi yani sözleşmem bittiği için gelecek sezonda değil de önce bu sezonu bitirip hani Allah izin verirse bir şampiyonluk yaşayıp ondan sonra artık bizim için neresi hayırlısıysa yani oraya gitmek yani istiyorum. Yani şöyle bir şey var yani gitmek dediğim eğer tabii ki kal derlerse yani bunu kabul etmeyecek. Yani bunu kabul etmemek akıl işi olmaz. Yani bu kulüpten kimse gitmek istemez. Evet. Böyle güzel bir camiadan. Yani şu anda transferler için, iç transferler için çok erken olduğunu düşünüyorum. Aslında zamanı gelmişti ama bu olaylardan dolayı Evet. biraz aksadı. Evet. O yüzden daha erken. Önce bu Ama sezonu inşallah bitirelim gelirse aynen şu sezonu bitirelim de bakalım ne olacak, ne bitecek. Yani sadece bizim istememiz de olmuyor sonuçta. diyorum. Evet. Herkesin istemesi lazım. Bir de burası gerçekten güçlü bir camia. Artık kimi istedikler, kimi iste, hatta herkesi alabilecek güçteler Kim yani. isterse alır. Yani Aynen öyle yani. Herkesi alacak güçte oldukları için seneye de Allah izin verirse inşallah Ertuğrul Hoca ile de beraber bir üstlükten de çıkarlar diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah aralarında biz de olabilirsek ne mutlu bize olur yani. İnşallah. Ne olursa olsun bunu hani izleyicilerimizin önünde söylemek isterim. Ben de Erkam Reşmen'e her şeye rağmen camiasını, takımını bırakıp gitmeyen bir oyuncu olarak hatırlayacağım. Bunu da söylemek isterim. Yeri Allah gelmiş. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, görüntün düştü ama Erkam, bir sıkıntı mı var? Evet, şu anda geri geldi. Tamam, şunu da Tamam. sorayım. Biraz hızlanalım. 5 tane stopersiniz şu anda. Nasıl, rekabet daha mı iyi? Daha mı iyi motive ediyor sizi? Yani iyi motive ediyor ki abi 9 gol yedik sadece. Evet. Yani
İyi aslında. Sadece tek sıkıntımız bazen stoper mevkisinde hazırlık, kendi aramızda maç yaptığımız zaman bir kişi orta sahaya veya sağ bekliği kaymak zorunda kalıyor. Onun dışında sıkıntı yok. Zaten ben hani sağ bekte oynayabildiğim için hani şekilde çözüyoruz yani olayı. Ama yani 5 veya 6 olmamız önemli değil de ama takımda güzel bir böyle ortamımız olması daha güzel. Yani yoksa o 5 tane stoper veya diğer oyuncuların oynadığı tüm mevkiler daha da karışık olabiliyor. Ama böyle bir ortamı bulunca her şeyin çözümü daha kolay oluyor. Evet. Tabii o yüzden bir sıkıntı yok yani abi. Anladım. Zaten sıkıntı olmadığından da yani Nurullah'ın da katkısı var tabii buna ama evet. Hani 9 gol diyerek zaten ligde bunu başardık yani. Tabii Nurullah'ın da katkısı var ama bu totalde bir ekip işi. O savunma yani hattıyla da önemli bir şey. Her şeyi Nurullah'ın da başarısı değil belki tek başına. Sizin de tek başınıza belki. Bu bir takım işi. Onunla birlikte düşünürsek iyi iş çıkardınız diyebilirim bu sezon. Peki şunu söyleyeyim. Bir sakatlık da geçirdim Pendik maçında. Bir süredir takımdan ayrı kaldın. Tabii senin bölgende de oynayan çok fazla oyuncu var. Hiç ya böyle eyvah gitti bu forma diye düşündün mü hiç? Ya ben abi geçirdiğim sakatlıktan sonra hani dedim herhalde sezonu kapattım yani. Gerçekten ağır bir sakatlık geçirdiğimi düşünmüştüm. Evet. Çünkü çok inanılmaz bir acıyı aldım. Bir de dizim hani gitti geldi. Yani ilk defa öyle bir şey hissetmiştim. Çapraz bağım koptu sanmıştım. Hı-hı. Çok şükür hani içen bağımı esnetmişim sadece. İlk üç haftalık bir süreç oynamadım. Ondan sonra Manisa'yla birlikte geri dönmüştüm. Aynen Manisa'yla beraber geri döndüm. Çok şükür ucuz atlattığım için abi yani hani ilk başta çapraz bağımı koptuğunu düşündüğüm için yani ne deseler bana, ne yapsalar bana ben sevinecektim zaten. Hani çapraz bağımın kopuk olmadığını öğrendikten sonra zaten benim için iş bitmişti. Ondan sonra ne olacağı önemli değildi. Yani ben sadece şey istiyorum hani bu şampiyonlukta benim de yani bir yerinden tutabildiğim ne kadar tutabilsem o kadar benim için sevindirici. Evet. Yani çok şükür şu zamana kadar başardım. Başardık yani. O yüzden de sıkıntı yok. Oynamışım, oynamamışım çok da bu saatten sonra takılacak şeyler değil yani abi. Evet. Güzel yorumdu. Teşekkürler. Şunu da sormak isterim. 31 yaşındasın. Ne kadar daha oynayacağını düşünüyorsun ve futbolculuk kariyerin bittikten sonra futbolda kalmayı ister misin? Ya oynayabilir. Bu planları yaptın mı daha doğrusu? Önce bir onu sorayım da bu planları yaptın mı diye. Ya plan şöyle yapıyorum abi ben genelde. Yani hani oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Sonuçta hani kendimle bir sorumlu yükümlü olduğum ailem de var. Hani onlara ve futbol bittikten sonra bu paraları bir daha hani bulamayabiliyorsunuz. Hani onlara bir şeyler yapmak istiyorum. Onların hayatını daha da kolaylaştırabilmek için. Hı hı. Yani oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Futbol bittikten sonra da yani biraz uzaklaşmak istiyorum açıkçası. Ama bu şartlar yani o zamanki durumun ne olur bilmediğim için şu anda onunla alakalı bir şey diyemiyorum. Ama dediğim gibi oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Evet. Ne kadar vücudum izin verirse yani artık veya bacaklarım o kadar. Evet. Kısa sorular soracağım sana. Buyurun. Mesela Atabey'e de sordum aynı şekilde. Mesela Yüksel Bey için ne söylersin Yüksel Yıldırım için? Valla bütün başkanların, kulüp başkanların örnek alacağı kişi diyebilirim. Hmm. Abi. Yani biz gerçekten şanslı kişileriz. Yüksel başkanımız var. Yüksel başkan gibi bir başkanımız var. Ertuğrul Hoca gibi bir hocamız var. O yüzden biz şanslı kişileriz gerçekten. Evet. Ertuğrul Hoca için neler söylersin? Ya şöyle diyeyim abi o zaman. Yani ikisi de Samsun Spor'un geleceği için en güzel ikili diyebilirim. Güzel. Ertuğrul Hoca'yla daha önce de bir böyle altyapıdayken ben Beşiktaş'ta çalışma fırsatım olmuştu. İşte arada A takımla beraber idmanlar yapıyorduk. Bu şimdiki gençler gibi işte. O zaman ben yani bayağı bir biz de gençlik diyorsun yani.
Aynen. Yani onunla beraber aynı ortamda bulunmak bile çok heyecan verici bir şeydi. Yani inanılmaz. Hatta bir şey var, anlatayım onu. Hiç anlatmadım şeyi yani öyle. Yani küçükken babama formasını aldırdığım insanla aynı sahada idmandasınız ve o sizin hocanız yani. Aa, çok güzelmiş. Yani çok çok zorlu bir süreçti yani benim için aslında o zamanlar. Ama şimdi tabii ki o zaman bilmiyorsun da altyapıdan yeni çıkmışsın. Şimdi daha farklı. Evet. Ama hani anlıyorsun ki Bursaspor'da hani neden şampiyon olduklarını daha net anlıyorsunuz yani. Ekibi de çok iyi, kendisi de. Zaten 6 puan farktan 10 puan öne geçmek kolay bir iş değildi. İnşallah yani daha da burada daha da iyi bir şekilde Samsunspor daha da üstlere çıkar yani onunla beraber. Evet. Quiz bölümüne geçiyorum artık. Takımda en iyi anlaştığın isim veya isimler kimlerdir? Ya takımda abi bu sene gerçekten güzel bir ortam var. Hani şununla şu kötü diyemezsiniz hiçbir zaman. Evet. Ama benim de tabii anlaştığım yani böyle evli olup da hani daha fazla vakit geçirdim veya atıyorum o da arkadaşım olduğu için. Hani Oğuz o da arkadaşım olduğu için daha iyiyim. Kubilay'la iyi anlaşıyoruz. Ya aslında iyi anlaşamıyoruz ama farklı bir ilişkimiz var aramızda. Atabey'le iyiyim. Başka Furkan'la da eskiyiz bayağı. Ercan, Furkan. Evet, Yani Ercan. onlarla bayağı artık aile gibi olduk Evet. yani. Bayağı 3,5 sene kolay değil. Yani bunlar ama genelde herkesle iyiyiz. Çok güzel bir ortamımız var. Yani bir yere gidilecekse bile gerçi ben çok fazla izin alamıyorum ama hani hep beraber gitmeye çalışıyoruz. Evet. Hani o yüzden güzel yani. Evet. Ayrı gayrı yok yani abi hiçbirimizin. Senin gibi Atabey de bu soruya cevap verirken çok zorlandı. Abi isim veremiyor yani, herkesle aramız çok iyi dedi. O da senin ismini Aynen. saymıştı ama sen de onun ismini söyledin. Takımda en komik esprilerinden çok gülen kimdir? Ya ben Gökhan Alsan'a çok gülüyorum abi. Yukarı alsın. Aynen. Kubilay'a gülüyorum. Kubilay. Oğuz da fena değil. Oğuz da Kubilay yan yana gelince zaten inanılmaz oluyorlar. Başka? Furkan da iyidir abi. Bunların üçünü yan yana getirdiğin zaman hele inanılmaz oluyorlar. Enerji çıkıyor yani içinden. Aynen. Tek Peki. tek aynı verimi alamıyorsun Bir ama beraberken. takım oyunu ya, orada da demek ki Aynen. bir takım birliği yapıyorlar. Böyle çok az konuşan birisi var mı? Ya buna abi büyük ihtimalle Atabey'le aynı cevabı vermiştir. Veli. Evet. Atabey de söyledi. Hiç Evet. konuşmazdı. İşini Bu yapardı. ağzından cımbızla alıyoruz kelimeleri. Ama çok gerçekten iyi çocuk ama işte konuşma yönünü fazla sevmiyor. Evet. Ben bir röportaj yapayım o zaman onunla. Aynen abi onu valla ben izlerim yani direkt. Tamam, onu da sıraya alalım o zaman. En şık kimdir? En iyi kim giyinir takımda? Ya genelde abi herkes yani iyi giyiniyor bu şeyde. Ama yani böyle çok aklımda kalan Meral derim herhalde. Gökhan Meral derim. En Genelde zaten abi hepimiz şeyiz yani. Eşofmanlarla genelde buradan evden teyze gittiğimiz için hani böyle Evet. çok fazla ay ne giymişsin falan hani olmuyoruz. Birkaç kişi dikkat ediyor böyle şeyleri ama ben hani Meral diyeyim. En kötü diyeyim o zaman bir de. En kötü Kubilay. Kubilay'ın inanılmaz kombinleri vardır bizim. Bizi eğlendirir bayağı onun giydiği şeyler. Bir de Gökhan Alsan. Demek ki Gökhan Alsan'da bir sıkıntı var. Atabey de Gökhan Alsan Ya demişti. aslında kendine sorsak çok güzel giyiniyor ama işte Evet. değişik şeyler giydiği için belki biz ondan beğenmiyoruz. O da olabilir. O da Aynen. fark yaratıyor belki kendince. O da olabilir. Belki de aynı. Ya Evet. zaten farkı var değil mi? Ona bir şey diyemeyiz. Evet. Sen de çok konsol oyunu oynuyormuşsun. Bunu da duydum. İyi bir konsol arkadaşın var mı? Ya Sürekli birlikte. aslında çok
Çok fazla oynuyordum abi. Ama şu aralar hani şu aralar dediğim 2 senedir fazla oynayamıyorum. Yani normalde Zaman benimle işte aynı iş geldi başına. Ben de çok oynuyordum. Çocuktan sonra çok fazla oynayamamaya başladım. aynen. Ben de 2 senedir. Genelde hatta hiç açmıyorum bile yani orada yani açamıyorum vaktim olmuyor. O yüzden genelde şey oynamaya çalışıyorum. Yani seviyorum da oyunu. Ondan da vazgeçemiyorum. Evet. Ama telefondan hiç olmazsa idare etmeye çalışıyorum. Evet. Telefondan aynen bir grubumuz var. Arada oynadığımız oyun var yani. Oradan çıkarmaya çalışıyoruz yani. Konsolu açamadığım için telefondan bir şekilde. Ama güzel yani güzel eğlendiğimiz bir grubumuz var. Onlarla beraber işte akşam 1-2 saat tanemden fırsat bulabildikçe, tanem ve eşimden. Ya Evet. onlara da vakit ayırmam lazım çünkü onlar için de zor. Yani onlardan bir kaçamakta abi öyle oynuyorum. Çok keyifli oluyor. Hatta o grubu da özledim yani oynayamadığımız için. Yakın yan yana oynamak daha güzel oluyor abi. Aynı ortam içerisinde oynuyorsunuz birlikte. Tabii, aynen. Ha, Ya anladım. uzaktan da oluyor ama tabii yan yana daha keyifli Aynen. oluyor. Bu, ya İlyas için çok iyi oynuyor diyorlar. Pek de kimse oynamak istemiyormuş bundan dolayı İlyas'la. Doğru mu? Şey FIFA ve ayak tenisinde hilesi var Evet. aynen. Doğru. İyi oynuyor gerçekten. O seviyor FIFA'yı çok seviyor. İnanılmaz oynuyor. Ve biz tabii onun kadar nasıl olalım yani. Ama ayak tenisinde de çok iyi. Güzel. Artık yavaş yavaş sonuna geldim. Güzel de bir sohbet oldu. Son olarak Çok sağ ol. iki sorum olacak sana. Birincisi, Buyurun. Samsun Spor taraftarına buradan YouTube TV Kaya olarak göndermek istediğin bir mesaj olur mu bu mecradan? Olur abi biz yani biz evdeyiz. Onlara da ellerinden geldikleri kadar evlerinde kalmalarını söyleyebilirim. Yani tabii ki çalışanlar var, çalışmak zorunda Zorunlu olanlar var. çalışanlar var, evet, çalışanlar. Ama bu süreci hızlandırmak için ne kadar evimizde kalırsak o kadar iyi. Onları gerçekten çok özledik. Bir an önce onlarla beraber stadımızda o atmosferi tekrardan yaşamak istiyoruz. Ama yani dediğim gibi bir an önce bu işi bitirmemiz için evimizde kalmamız lazım. Kalabildiğince, elimizden geldiğince dışarı çıkmadan bir an önce şu korona davasını kapatıp bir an önce onlarla buluşmak istiyoruz. O şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Hepsini çok özledik. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. İnşallah. Son olarak da bizi sorayım sana. Buyur abi. Samsun'da güçlü bir medya var. Bunu siz de fark ediyorsunuzdur. Deplasmanlara bile nereden baksan bir minibüs gazeteciyle gidiyoruz biz de. Bu sizi olumlu ya da olumsuz etkiliyor mu? Ya olumsuz etkileyecek bir şey yok abi aslında. Yani biz maçlardan sonra açıp işte nasıl senin o özet görüntülerini izliyoruz veya diğerlerinin. Yani bunlar güzel şeyler. Yani çok farklı şehirlerde bulunduk. Hatta Süper Lig'de de oynadım ben. Evet. Ama şehrin takımına bu kadar sahip çıkan bir medya grubu daha görmedim açıkçası. Yani bu da çok güzel bir şey. O yüzden teşekkür ediyoruz hepinize. Biz Çok teşekkür sağ ederiz. olun. Yeter ki takımımız iyi olsun. Bizim de Ya bu sene gerçekten en büyük isteğimiz o. Samsun Spor iyi olsun ki biz de hep güzel şeyler yazalım. bu sene gerçekten çok keyifli geçti yani abi. Deplasmanlar da keyifliydi, maçlar da keyifliydi. Yani her şeyi çok güzel bir şekilde yaptık. Çok keyif veriyordu. O yüzden hiç yani deplasmanlar bile hiç koymadı yani. Erkan teşekkür ediyorum sana. Güzel bir Ben sohbet teşekkür oldu. ederim. Çok sağ olun. Hem eşine hem kızın taneme benden selamlar olsun. Tamam abi. Evet Sen sevgili de çok selam söyle abi herkese. Çok öpüyorum. başım üstünde. Evet sevgili YouTube TV Kaya ailesi bir Selçuk Kaya ile birebir programının daha sonuna geldik. Bugün konuğum Erkan Reşmen'de onunla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza da abone olmayı, aboneyseniz de yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimler açmayı unutmayın. Hepinize Samsun'dan mutlu akşamlar.
TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.